Evet, şimdi o ittifak konusunu birazdan yine ben size soracağım. Fakat tabii izleyicilerimizin de yorumlarını görüyorum. Çok da ilginç de yorumlar var. Bize destek amaçlı yorum anlamında sevgili seyirciler. Görüyorum, okuyorum. Şimdi bu Gülen, yani Fethullah Gülen olayı ilginç. Kerem'e de tabii farklı bir yerden soruyu soracağım. Özellikle 31 Mart'tan sonra sevgili seyirciler, Erdoğan-Bahçeli ayrımının artık netleşmesiyle beraber hani garip olaylar oluyor. Bu seferberlik ilanı konusunda da hep bunu konuşmuştuk ya. Bu KHK'lılarla ilgili. Bakın, yani içeriden çıkma ihtimalleri var demiştik. Yedek asker olarak da olsa bir şekilde yeniden göreve gitme durumları olabilir diye. Bir taraftan da devlet içerisindeki MHP'lilerin de artık yavaş yavaş dışlanmaya başladığı da ortada, Erdoğan tarafından gibi yorumlar yapmıştık ya. Şimdi bu konuyu şöyle şuraya bağlayan da izleyicilerimiz de var. Güzel. Bilinçli bir şekilde bir algı yapıldı. Fethullah Gülen'in tasfiye edildiği örgüt içerisinde, cemaat içerisinde ve bununla beraber Türkiye'ye siyasete de bir mesaj veriliyor ki şu an içeride bulunan Gülenciler ya da Gülen cemaati adı altında içeriye atılan birçok kişinin de dışarıya çıkartılacağı. Çünkü artık Fethullah Gülen yok bu cemaat içerisinde diye bir algı da yapılıyor diyenler var. Bu da bir hani yorum olarak burada kalsın. Öte yandan şunu da söyleyelim, bir bilgi daha vereyim. Tabii sosyal medyada her kul diye bir hesap var. Bu Gülen cemaatinin, Fethullah Gülen'i öven ya da onun hakkında bilgi veren bir sayfa. Orada Gülen ölmedi, Gülen ölmedi diye bir mesaj yazılmış. Şu an bunu ekrana verdim ve bir fotoğraf paylaştılar. Ama fotoğraf, dikkat edin. Yani mesela video olsaydı anlardım da sanki böyle bir mumya gibi. Yani bilmiyorum. Yani bu fotoğraf Gülen'in canlı olduğunu gösterir mi bilemem diyorum ve bir dahaki önümüzdeki 5 dakikayı da Kerem'e veriyorum. Ne diyorsun? Teşekkür ederim. Öncelikle Fethullah Gülen öldü mü ölmedi mi kısmıyla başlarsak ben öldüğünü düşünmüyorum. 2024 yılında böyle şeylerin bu kadar bu teknoloji çağında bu kadar istihbarat örgütleri ve herkesin gözü üzerindeyken böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Ama bir tedavi amaçlı oradan çıkarılmış o belli. Ama örgüt içinde bir mücadele var. Tabii anladığımız kadarıyla halen para var, bir güç var. Ortada da Ali abinin söylediği gibi bir iktidar mücadelesi de var. Bunun daha sonra paylaşılması da var. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiriyor elbette. Tabii orada onların yaşamalarını sağlayan Amerika Birleşik Devletleri'ni de ilgilendiriyor aynı zamanda. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendirdiği kadar. O yüzden de ben de yani oradan o kamp alanı mı diyelim artık, o villa mı diyelim, o villadan İşte CIA'in, FBI'ın değil, oradaki Pensilvanya'daki bir trafik polisinin haberi dahi olmadan giriş çıkış olması mümkün değildir. Muhakkak biliyoruz yani İngiltere, Amerika gibi ülkelerin kameralarla ve nasıl sistemlerle kendilerini koruduğunu ve haber aldığını. O sebeple de örgüt içi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Yeğen başka bir yerden mesaj vermeye çalışıyor. Diğer kişiler başka bir yerden mesaj vermeye çalışıyordur. Ama anladığım kadarıyla eğer ölmüş olsa ki bizim büyükelçilerimiz, bizim istihbaratımız, karşı taraflı olan şeyler biz bunu duyardık diye düşünüyorum. Bugün de gelinen noktada baştan eğer düşünürsek dediğimiz gibi hani büyük resimden bakıp birbirine bağlamak istersek eğer konuları. Ben Fethullah Gülen üzerinden tekrar Türkiye'de yeni bir oyun kurulacağını düşünmüyorum, sanmıyorum. Öyle bir ihtimal de vermiyorum. Örgüt içi mücadele. Bu mücadele bayağıdır sürüyor aslında. Yalnızca bu arkadaşın attığı bu tweetler ve videolar vasıtasıyla ortaya çıktı sanıyorum. Önce tweet attı galiba. Daha Evet. sonra işte bunlar yalan, bunlar fake falan şeklinde açıklamalar yapıldıktan sonra kendi video çekti. Ben de takip ettim Twitter'da. Ama işin garip yanı senin söylediğin gibi yani ana akım medyada hiç yer almadı bunlar yani gündemde olmuyor. İşin o kısmı gerçekten ilgi çekici. Yani benim de kafamı kurcalıyor sonuçta bu ciddi bir iddia. Ha biz bunu daha önce de konuştuk. Ali abiyle ben dahi bir, daha önce biz bir Fethullah Gülen öldü mü programı yaptık Vidim Bey Ali abi ben. Ondan önce belki Ali abinin de başka yapmıştık. Bu 4-5 kere çıkıyor bu haber. Bu şekilde bunun gibi dedikodular çıkıyor. Çıkmaya da devam edecektir. Vallahi Kerem Fethullah Gülen'le ilgili ilk bomba haberi Ali abi yapmıştır. Bundan Evet. uzun zaman önce.
Yani güzel bir haberdi o. Tamam sonuçlanmadı ama ilk şeyi haberi şu anda Türkiye'ye getiriliyor diye bir haber yapmıştı. Ve çok ses getirmişti o zaman. Hatırlıyorum ben o zaman stüdyodaydık. Fatih'teki stüdyoda. Ben de Ali abiyle beraberdim sanıyorum o günlerde. O yüzden de ben bu iktidar mücadelesi devam edecektir. Ediyor. Bir senedir ediyor bu. Bir buçuk senedir ediyor zaten. Örgüt için. Her ne kadar sizin söylediğiniz gibi gücü kırılmış olsa da maddi imkanları alınmış olsa da dünyanın birçok yerinde etkili kişileri var. Ve bu hem Türkiye Cumhuriyeti için önemli, hem dış devletler için önemli, hem onun o örgütün içinde bundan nemalananlar için önemli. Çünkü Fethullah Gülen sonrası ortada bir yeniden bir miras var. Bu miras ne olacak? Bu Türkiye için de önemli. Bu hareket bir diaspora olarak yurt dışında yaşamaya mı devam edecek? Veya sizin söylediğiniz gibi bu hareketin en alt seviyesinde gerçekten halisane insanlar olabilir. Bankasya'ya para yatırmış. Zaman aynı çıksın diye gitmiş birileriyle ilişki kurmuş. Kişilerle barışacak mı bu devlet? Bu bundan sonraki sürece bağlı bir konu. O sebeple de takip etmek lazım. Yani öldüğü, ölmediği bence çok önemli değil. Önemli olan bu süreci izlemek. Bu yumuşama sürecinin içinde de belki de bir parçasında da bu süreç vardır diye düşünüyorum. Nasıl ki 28 Şubat'taki paçalar bugün gündeme gelip bununla ilgili bir aksiyon alındıysa KHK'lılarla ilgili de gündem oluşacak. Onunla ilgili de bir aksiyon alınacaktır diye ben düşünüyorum. Evet, şöyle bir bilgi daha verelim bu konuyla ilgili. Daha önce New Jersey'de bulunan Tura Books isimli bir kitap yayıncısı Fethullah Gülen'in öldüğünü, örgütü artık damadı. Bu arada hani Cevdet Türkyol diyoruz ya, Cevdet Türkyol'u Gülen'in damadı da oluyor aynı zamanda. Cevdet Türkyol'un... Gülen bekar ya. Gülen hiç evlenmedi hayatı boyunca papa gibi. Papa gibi, o da güzel oldu. Hayır yani, hiç evlenmedi ki. Doğru, nasıl damadı olacak? Devlet Bahçeli gibi. Bak, Osman Karakuş dedi demin galiba, değil mi Ali? Ali abi. Ali, yok mu? Ali gitti mi? Ali Rodin. O New Jersey'deki bulunan kişinin haberiyle ilgili okuyorum. Örgütü artık damadı Cevdet Türkyol'un temsil edeceğini. Yok. Açıklayarak bir taziyede, bak taziyede bile bulunmuş ya, öldü diye yani. Evet, ama bulunmuş. Yani Gülen evlenmeye karşı. Yani Gülen evliliğe karşı bir insan ve hiç evlenmedi. Devlet Bahçeli gibi, aynı papa gibi yani. Evet, yani sonuç olarak sevgili seyirciler, şimdi şöyle gidelim. Bugün böyle daha düzenli gidiyoruz gördüğünüz gibi. Tertipli, böyle 5 dakika hızlı hızlı. Bu olay yakında daha da yani bizim haber ajanslarına düşecektir. Biliyorsunuz yani benim Kerem'in de söylediği gibi pek konuşulmadı bu konu Türk kamuoyunda. Diyorum ya, hassas bir konu olduğu için pek girmiyorlar. Biz de mesleğimiz gereği biraz ufaktan araştırıp da sizlere bilgi vermeye çalıştık. Pensilvanya'da olup olmadığı ayrı bir olay ama o malikanesinde olmadığı, oradan kaçırıldığı, bir yere götürüldüğü kesin. Ben ölme ihtimalini de düşünüyorum bu arada. Hani Kerem ölmemiştir dedi. Buradaki bütün yorumcularımız ölmemiş gibi bir yorum yaptı ama ben ölme ihtimalini de düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü her şey olabilir. Ve bu hem cemaat içerisindeki bir kavganın, bir yarışın olduğunu da gösteriyor. Öte taraftan da Türkiye ile ilgili şimdi ne olacak? Çünkü o cemaatten devlet tarafından ceza yiyen bazı cemaatçilerin yeniden barışma anlamında, AK Parti'nin bunlara barışma anlamında bir gündemi olabilir. Ama bu çerçevede Memdu abi, bir de bir 15 Temmuz geliyor şimdi. Yani o da bir... Evet. Tabii 15 Temmuz... 2016'nın üzerinden 8 sene geçti değil mi Ferit arkadaşlar? Evet. Siz bu 8 sene zarfında, ben çünkü yine olaya başka yerden bakacağım şimdi. Bu ayrı bir şey. Ben bu tür çıkışları, ortada bir görüntü yok, bir olay yok, bir biten yok, gelen yok, kaçırıldığına ilişkin. Bunlar gelecekte filme çekilecek olan bir çalışmanın senaryo hazırlıkları gibi, ön hazırlıkları gibi, ön izleme gibi gelir bana böyle şeyler. Ben hayat bana bunu öğretti. Bunu çok öyle bilgiçlik taslamak için söylemiyorum yani. 8 senedir halen bugüne kadar hiç kimse Adil Öksüz'ün net olarak nerede olduğunu söylemedi. Bu konuda en detaylı yazanlardan birisi yaklaşık 12 sene önce Gülen
seyahatine giden o Cüneyt Özdemirler falan hepsi beraber gittiklerinde Gülen'in elini öptüğü iddia edilen Mahmut Övür. Değil mi? Diğerleri galiba öpmemişler. Bir tek Mahmut Övür el öpmüştü. Tartışması oldu. Mahmut Övür yazdı. Bugün konuyu evet, en konuyu detaylı yazan. Evet, Mahmut Övür yazdı. Adil Öksüz'ün ismi de orada geçti gördüğüm kadarıyla. Adil Öksüz'den iki tür faydalanılabilir. Bir, 15 Temmuz'u Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT ortak yaptılar, ortaklaşa yaptılar. Baştan en başta beni de aralarına almak istediler. Fakat ben girdikten sonra olayın bayağı ciddi ciddi bombalamalara dönüştüğünü görünce vazgeçtim. Atıyorum ben şimdi. Adil Öksüz yerine atıyorum şimdi. İki, 15 Temmuz tamamen Gülen cemaatinin ve Gülen'in etrafındaki danışmanların işidir. Bunlar önümüzdeki süreçteki Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı kararlara göre ortaya konulacak ya da yapılacak açıklamaları temellendirecek bir senaryonun ön çalışması olabilir diye düşünüyorum. 8 senedir adı bile anılmayan doğru dürüst, devletin arkasına bile hiç düşmediği, bırakın devleti, iktidara yakın medyadan bile hiç kimsenin ki Mahmut Övür bir zamanların en değil mi, en yakın Fethullah Gülencilerinden biri ama hükümete de çok yakın. Aynı zamanda da eski Cumhuriyet Halk Partili. Öyle değil mi? Bakın şimdi bu insanlar önemli insanlar. Yani bunlar kolay dönebilen insanlar. Hulki Cevizoğlu, işte Mahmut Övür gibiler. Okan Müderrisoğlu. Okan Müderrisoğlu dün çıktı, ortada geçti gitti. Çok önemli şeyler. Bakın çok önemli gelişmeler var Türkiye'de benim görebildiğim kadarıyla. Mahmut Övür'ün kimsenin yazmadığı işte hani merkez medya diyorsunuz. Sabah ne kadar merkez medyası artık. Bile hiç görmezden geldiği bir konunun üzerine Mahmut Övür balıklama daldı ve bunları anlattı. Adil Öksüz 15 Temmuz'da kullanıldı. Şimdi Ekim itibariyle zannediyorum başka türlü kullanılacak. Benim tahminim o. Ben böyle tahmin ediyorum. Adil Öksüz piyasaya çıkıp da televizyonlarda konuşmak istediğinde kimin işine gelip gelmediğinden daha önce çok büyük ihtimalle mesela onu milyonlara sesini duyurabilecek kanallar mutlaka çıkacaktır. Onlar çıkmazsa da milyonlara çok rahat ulaşabilen sosyal medya hesapları var. Yani ben olaya böyle baktım. Evet, tabii bu konuya şimdi birazdan iç siyaset konularına gireceğiz. Yine gündem yoğun. İlk yarım saati bu konuya ayırdık. Fakat tabii sorulması gereken konular var, sorular da var. Ali abiyle bir telefon, Ali abi. Yani abi neyse, umarım bir kulis bilgisidir. Yani yayındayız şu anda, 10 dakikadır telefonda. Peki. Evet. Neyse. Yani çocuklar, devletler, elbette devletler, devletleri yönetenler iyi niyetli olurlar, ayrı. Kötü niyetli olurlar ayrı, çok zekidirler ayrı, çok aptaldırlar ayrı, çok beceriklidirler ayrı, çok beceriksiz. Bütün bunların hepsi ayrı ayrı olaylar. Ama devletleri yönetenler mutlak surette hesaplarını çok önceden yaparlar. Bunu yapmak zorundadırlar. O devlet insanlarının yetenekleri olmayabilir bu konuda. Zaten dünyanın bütün devletlerinde devletleri yönetenler oraya kendi çabalarıyla, kendi yetenekleriyle gelmezler. Onları oraya getirenler dünyaya nizamat verenlerdir. Bizde de böyle olmuştur. Süleyman Demirel'den itibaren hatta, Süleyman Demirel'in 30 yaşında Türkiye'ye getirilmesi, Adnan Menderes'in Devlet Suçları Müdürlüğü'nü vermesi ona daha Demokrat Parti iktidarında. Ondan sonra Ragıp Gümüşbala'nın ölümünden sonra herkes Saadet'in bilgiçi beklerken Süleyman Demirel'in Adalet Parti Genel Başkanı olması. 95'te genel başkan olunca da İsmet Paşa'nın başbakan yardımcısı olması. Bütün bunların hepsi kesinlikle devletlerin, bizim gibi devletlerin, başka bizim ayağımıza devletlerin geleceklerinin planlamasına da ihtiyaç duyan büyük egemen devletlerin, bunda parmağı yok dersek güven güler geçerim. Mümkün değil olmaması. Elbette normaldir. Yani siz bile bir mahallede çok güçlü biriyseniz bir mahallede komşularınızı dizayn etmek istersiniz. Neden? Size zarar verirler. Ters bir şey olursa. Şimdi tabii burada yani bütün aslında izleyicilerimizle beraber de bu konuyu sorgulamamız gerekiyor. Fethullah Gülen neden? Tabii elbette. Tabii katılıyorum. Onlara da katılıyorum.
Ya şunu düşün, Memdi abi, olay şu aslında. Yani söyle Ali abi, ne oldu? Bir şey bilgi mi var? Evet, kulis ciddi bir kulis bilgisiyle geliyorum. Hemen hızlı parçaları birleştirmeye çalışacağım. Bir, Ebu Seleme'nin Gülen hareketi içerisinde sonrası için bir yerine geçmek gibi bir olayı yok. Önce onu söyleyeyim, çıkan haberlerin yalan olduğu. Ama Ebu Seleme'nin çok büyük bir pişmanlığı olduğunu ve önümüzdeki günlerde kendisiyle yapılmış bir söyleşinin kamuoyuna duyurulacağı söyleniyor. Bu bir. İki, kaçırma yok. Önce onu söyleyelim. Sağlık durumu iyi değil. Çok net bir şekilde. Doktorlar Fethullah Gülen'in kalabalık içerisinde olmaması gerektiği, yaşamaması gerektiğine yönelik bir görüş belirtiyorlar. Ve bunun üzerine Cevdet Türk yolu kendi evlerinden birine götürüyor Fethullah Gülen'i. Yani oraya kendi evlerinden birine götürürken icra heyetinin bir kısmının haberinin olmadığı ifade ediliyor. Ama Ekrem Dumanlı'nın çok büyük ihtimalle haberi olduğu söyleniyor. Bakın, bunu da Ekrem Dumanlı'yı herkesin bildiği için söylüyorum özellikle. Ve Fethullah Gülen'in bu M15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Adil Öksüz gibi isimler tarafından kandırıldığını ve buna yönelik olarak müthiş bir pişmanlık hissettiğini ve elini eteğini 15 Temmuz'dan sonra çektiğini iddia ediyorlar. Çok net bir şekilde. Hiçbir şeye karışmadığı ve hem kendisine yönelik bir pişmanlık hem de yakın çevresindeki 15 Temmuz darbe girişiminden kandırılmasından kaynaklı ve bu 15 Temmuz darbesi girişiminden kaynaklı olarak bir yığın cemaat üyesinin içeride olmasından, ölmesinden, sürgünde olmasından kendini sorumlu hissettiği söylenerek böylesine bir pişmanlığı söyleniyor. Sadece sağlık açısından bir bitkisel hayat olarak ifade etmiyor kaynağı, fikri ve sosyal olarak bir bitkisel hayatta olduğu pişmanlıktan kaynaklı olarak söyleniyor. Özellikle Kemal Gülen ve Ahmet Kurucan bu Pensilvanya'daki kamptan çıkarılması ile ilgili olarak ayrıntılı iki makale yazmışlar. Onu da ifade edeyim. Kısacası söylenen olay şu, son olarak sağlığıyla ilgili ne olduğu şeffaf olmadığı, kamuoyuyla paylaşılmadığı, rahatsızlığının ne olduğunun da paylaşılmamasından kaynaklı olarak büyük bir söylenti oldu. Ama kesinlikle kamptan kaçıran ismin Cevdet Türk yolu olduğu ve Amerika'da, Pensilvanya'da bulunan ürününden birine götürdüğüdür net olarak. Evet, Cevdet Türk yolu, ben demin okuduğum haberde damadıyla damadı diye bahsettim. Büyük ihtimalle Memdu abi evet doğru, Gülen evlenmedi. Ama yeğenleri kız kardeşi, evet, gibi kardeşi, onların bu anlamda damadı, evet, yani öyle söyleyeyim. Zaten yeğeniyle evliymiş galiba, ya da işte aynen o şekilde bir öyle bir evlilik. Osman Karakuş diye birinin dedin sanıyorum Ali. Ahmet Kurucan, o da aileden biri. Hayır, Cevdet Osman Karakuş'un damadı mı dedin demin sen? Öyle yok, bir şey oldu. O damat meselesini Ferit söylemişti. Öyle bir şey, yani öyle bir isim okudunuz biriniz yani, neyse. Cevdet Türk yolu. Onu Ferit söyledi biraz önce. Oradan tamam, da sen, ben sizi bir taraftan dinliyorum. Sessiz almıştım kendimi. Ya hiç evlenmedi ki dedin, ona itiraz etmiştim. Evet. Abi. Evlenmedi hiç Fethullah Gülen. Ama yeğenleri o anlamda söyleyeyim. Damadı tabii, o anlamda kullanılıyor. O ayrı yani. Ama şimdi Ali abi demin Memdu abiye de benzer bir soruyu sordum. Şöyle bir bu konuyla ilgili son bir tur atalım. Sonra siyasete geçeceğiz. Türkiye'deki konulara geçeceğiz ama. Şimdi 15 Temmuz'da geliyor. Cevaplanamayan bazı sorular var bu konuyla ilgili. Yani son dönemde özellikle bu Gülen konusunun gündeme getirilmesi. Bak sen şimdi çok önemli bir kulis bilgisi verdin Ali abi. Ve sevgili seyirciler, hayret, yine bir kandırılma hikayesiyle karşı karşıyayız. Evet. Yani iki tarafta da bir kandırılma olayı var ya. O da hani demişti ya Cumhurbaşkanı Erdoğan da kandırıldık diye. Gülen de kandırılmış, öyle söylüyor. Yani galiba biz kandırıldık da haberimiz yok. Ama yani ilginç bir olay bu. Yani bir şey dönüyor sanki bu iki grup arasında, birbirleri arasında. Bir yeni bir ittifak, yeni bir barış mı gelecek diye ben hani soruyu atıyorum. Çünkü ya o yıl Memdu abi de güzel söyledi. Ya bunları böyle cesur cesur konuşmak lazım.
8 sene geçti. 8 senede kaç defa ABD? Evet. 8 senede Memdu abi kaç defa ABD'ye gidildi? Hiç gelin ya abi bakın. Bu abi. Hayır bu adam abi bizim hani kudretli Türk devletimiz bunu yakalayıp Türkiye'ye getiremiyor mu eğer şeyse? Yani niye bunlar olmaz? Nerede olduğunu bile bilmiyormuş demek. Yani adama yani. Mekanı belli, yeri belli, her şey belli. Evet, şu anda Erdoğan'ın etrafında bulunan çok önemli kadrolar, geçmişte Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı dönemi de dahil olmak üzere, bizzat kendi talimatlarıyla, Abdullah Gül'ün talimatlarıyla, Erdoğan'ın talimatlarıyla Pensilvanya'ya bizzat adrese gidip görüşüp karşılıklı mektup getiren isimler var ya, mektup getirip götüren isimler var. Yani herkes nerede yaşadığını biliyor. O açıdan ben hali diyaloglarının öyle ya da böyle devam ettiğini de düşünenlerdenim. Ya bu soru şartını attık ortaya. Bilmiyorum Kerem, senin de burada bir görüşün var mı? Ya bir ilginçlik var, bir enteresanlık var mevzularla ilgili. Tabii biz bu konuları daha önce detaylı şekilde konuştuk. Benim zaten yani görüşlerim, Ali abinin kulisi biraz herhalde doğruladı yani. Ben ölmediğini, hasta olduğunu, yer değiştirildiğini, içeride de bir mücadele olduğunu düşünüyorum. O kısmın tabii şeyini bilemem. Hani Fethullah Gülen beni kandırdılar, ben bu işten pişmanım değilim diye. Ben öyle bir kandırılabilecek bir şey değil bu. Birincisi bu. İkincisi onun bilgisi dahilinde olmuştur. Onun bilgisi dahilinde bu tarz yapılanmalarda bilgisi dahilinden değil. Yani gözünü kaldırması yeterli öyle bir şeyin yapılmaması için. Şimdi ama farklı farklı şeyler yapılıyor ya, senaryolar ortaya konuyor. Bazı bir şeylere altlık bir taban hazırlanıyor olabilir. O konuda komplo teorileri yaratabiliriz, konuşabiliriz. Ama bilgisi dahili dışında olmuş olamaz. Pişmanlık duyuyor mudur onu bilemeyiz. Tabii ki o vicdanla, kendi vicdanıyla arasındaki bir şey. Ona, onu, o konuda ben bir yorum yapmam mümkün değil.